Muhalefet de artık parti içi CHP'nin parti içi delegeydi, değişimdi, dönüşümdü, hmm. yenişel, yenileşimdi. Bunları takip etme yerine muhalefetle de kendini siyasete ya sokağa Onu, Onu biz eder. kendi içimizde yapıyoruz. Onu kendi içinde yap dedi. Ama bu onu konuyu dışa kapatmadı. Vurma dedi. Hayır onu kapatmasın. Kendi içinde devam etsin. Ekrem İmamoğlu'nun söyleminden anladığımız ne? Bunu kendi içimizde devam ettireceğiz. Ama biz belediyelere... Türkiye'deki belediyelere talibiz muhalefet olarak. İşte muhalefetin önünün açılması bu. Yani şimdi mesela ne yapacağız? Bundan sonra şimdi muhalefet olarak hemen yapacağımız şeyleri söyleyeyim. Mesela zamları protesto mitingi. Fındık taban fiyatını protesto mitingi. Buğday üreticisine sahip çıkma Mitingi. Hayata döneceksiniz. Tabi hayata. Yani. Mesela. Silivri'nin önünde miting. Silivri'nin evet. önünde adalet mitingi. Adalet, adalet mitingi. Bilmiyorum. Çünkü adalet niye? Mitingi yani sen yani. 10 tane öğrencisine tecavüz eden Allahsız, kitapsız, şerefsizi serbest bıraktın. Öğretmeni, Barış Pehlivan'ı hapse attın. Merdan Yanardağ'ı hapse tutuyorsun, ya. ya. tutuyorsun ya. Böyle bir adalet yok. Adalet mitingi yapmalıyız. Milyonlarca insan sokakta olmalıyız. Biz buradayız. Demeliyiz muhalefet olarak. Yaşıncan'da yapmalıyız. Tabii, tabii, kesinlikle. Tv'de yapmalıyız. Yani, yani Bunları abi, yapmalıyız bir an önce. Şimdi Bakın insanlar... bugün bir şey söyleyeyim mi? Bakın Bir dava şeye devam ediyor. Ona hep duyarsız kaldık gerçekten. Siyaset kurumu duyarsız kaldı. Kobane davası diye adlandırılan dava. Bütün iddianamesini okudum ben. 5 bin sayfa bir mütare yazılmış. Profesör doktor Beyza Üstün. HDP milletvekilliği yaptı. Bugün gitti ifadesini vermeye. Mütaharaya karşı. Mütahara ne yazıyor onunla ilgili biliyor musunuz? Halen HDP'li. Bakın halen HDP'li ve pişman değil. Ya bunu savcı mütarasına yazıyor ya. yani bunu yaz, yazabilecek bir siyasal akla, şimdi, siyasal bir duruma sahip. Yani şunu mi, sormak bakmak lazım. Hala, nasıl bunu yazar ya? Bak, yani halen HDP'li olmak suçsa evet. Recep Tayyip Erdoğan en büyük suçlu. Ya, niye bakın, abi biliyor musun şu, bak niyesini evet. söyleyeyim. Barajı yüzde diye çektin. HDP'yi evet. meclise çoktu. Evet. Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet bakanı olanlar, mecliste kendi elinde güç bulunduranlar, bize PKK'lı deyip sürekli hakaret ettiler değil mi seçim evet. boyunca? HDP PKK'dır dediler değil mi? Niye yüzde on barajını yüzde diye çektiler o zaman? Ya... HDP'yi kim soktu? HDP yüzde sekiz aldı. Yeşil Sol Parti yüzde sekiz aldı. Evet, Sen indirmeseydin barajı HDP meclise girmiyordu. HDP'yi meclise sokan adamın adı Recep Tayyip şimdi, şunu, Erdoğan. Şu, bakalım, ama şu, gidiyor savcının iddianamesine senin ne? dediğin gibi halen HDP'li diyor. Ya HDP'li olmak suçsa niye mecliste meclis başkan vekili yaptın adamı ya? Bak, şunu aynen öyle bakın şunu söyleyeceğim. Merdan Yanar'la gittiler duruşması daha Ekim ayına bıraktılar. Tabii. Ya şimdi yani ekran karartmak nedir ya Allah'ını severseniz ya? Nedir Allah'ını severseniz ya? Yedi gün boyunca televizyon karartıldı. Yedi gün boyunca. E şimdi işte bakın Barış ama niye bunu işte bak. Barış Beylihoğlu bugün hapiste işte bakın. Onunla ilgili olarak bakın açık yasal düzenleme olmasına rağmen bir hakim karar veremiyor ya. İşte bunu Bakırköy'deki sivdeki infaz hakimi karar veremiyor. İşte bunu niye Sayın Vekilim sebebi belli. Barış Beylihoğlu yürekler toplu vurmadıkça evet. Bunun sonucu bu O nedenle ulaşan... o nedenle bakın o nedenle sokakta olmalıyız. Tabii Sokakta ol bak. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de şu bu, bu, bu sokakta olmayı da yürekler toplu sokakta olmayı da Recep Tayyip Erdoğan alette kullanıyor. Sokakta olmak derken hak aramak, hak. Aynen öyle. Süleyman Demirel gibi size, bitikler bakın, boş şey, tencere gibi şey, bir şey bir şey yani. daha söyleyeceğim bakın. Anayasa Mahkemesi'nin iki tane kararı var. Cumartesi Teşannelerine ilişkin olarak. Yani bir, bir yani iki tane Anayasa Mahkemesi kararı var. Aynen İstiklal Caddesi'ne ilişkin olarak tam 21 haftadır. Her hafta boyunca gözaltına alınıyor. Anayasa mahkemesi kararlı olmasına rağmen. Bakın ama bunu, yanla, işte sen da, bak, sen bu, yanlış adamları savunuyorsun abi. Müdafaa'sı savunsan bu dediğin olmaz. O cumartesi anneleri Hüdaparlı olsaydı hiç kimse onları gözaltına almazdı. Hüdaparlı olsaydı. Müdafaallı yani. oluyor bu memlekette. Her türlü Türk Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür Türk Hakaret ediyorsun. Bırak gözaltına almayı, soruşturmacı. Ya, o ya o... Halil Konakçı'nın söylediğine benzer bir şey. kim Biz söylesek <laughs> kim söyleyebilir ya. ya? zindandan kişiye şey göstermesin yani. Adamı başımıza imam yaptılar. Adam imamlık sıfatı altında kadınlarımıza hakaret ediyor, açık evet. geziyor diye. Dinimize, diyanetimize hakaret ediyor. Hatayımıza hakaret ediyor. Hatay'da su yok. Bu imam olsa bunun vicdanı olsa, bu hakikaten Allah inancını yüreğinde evet. taşıyor olsa bu, komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir diyen Resul'ün ümmeti olsaydı bu, Hatay'da susuzluktan kıvranan o insanların derdine derman olun derdi, onu demedi. Hatay arabındı dedi. Hatay'ı Fransızlar ne dedi? dedi, terk edince dedi, ezan yasaklandı dedi. Keşke Yunan kazansaydı diyen hainle bunun hiç farkı yok arasında. Onu tek niye yapıyor işte güveniyoruz yani. bir savcı da bakın. Ali Erbaş bu, bu, ne yapıyor? Bak, bu tek kelime etmiyor şey değil mi? Bakayım. Ali Erbaş özür dilerim abi. Ali Erbaş ne yapıyor? Tek kelime etmiyor değil mi? Sadece bugün bir soruşturma açtık diyor. Açsanız ne olur ya? Soruşturma açtı Soruşturma açtığı imamları hepsini genel müdür genel müdür yardımcısı yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Soruşturma açılanları, cumhuriyet düşmanlarını, Atatürk düşmanlarını, Atatürk'e hakaret edenleri, demokrasiye, laikliğe hakaret edenleri Recep Tayyip Erdoğan sarayda yanına aldı. Bir şey söyleyeyim mi? İfade özgürlüğünün yani sonuna Oktay kadar arkasındayım İfade özgürlüğünün Saral, Saral bu düşman, imamın ne yaptığı, yaptığı bakın bu imamın yaptığı çok açık bir şekilde halkı kim ve düşmana tarif Çok bakın, açık bir açık şimdi şekilde. Oktay Saral Meclisi... yani o yasa maddesi orada duruyorsa yaptığı Halkı kim ve düşmanlar tarihtir. İşte bak aynı şey. Ama Seral... bir tek soruşturma yok. yok. abi işte Oktay Sarab'ın soruşturma geliyor. Başlatılan bir soruşturma yok. Sen bir şey söyle. Hemen gün Ankara Savcısı harekete geçer. Bakın ben İpek, İpek de değildi. Ebru Baki ileydi. Milletvekilinin emekli maaşlarıyla mevcut maaşın 140 bin lira ettiğini, emekliye 7500 lira vermeyen vicdanın buna nasıl müsaade ettiğini söyledim. Cumhur evet. İttifakı'nı eleştirdim. Çıktılar. Cemal Engürt 140 bin alıyormuş diye. Ne kadar Twitter'da trol varsa evet. bana gülüyor. O Oktay Saral mecliste milletvekili emeklisi maaş alıyor. Saraydan evet. da baş danışmanlık evet. maaşı alıyor ve bize hakaret ediyor. Evet. Bize hakaret ediyor kimse buna bir şey demiyor. Niye? Çünkü saray hoşuna gidiyor. Ya Alpay Öz olan milletvekili öyle Mezlin. ...çirkin, öyle üslupsuz sözler kullanıyor ki hiç kimse bir şey demiyor. Ama biz bir şey desek şey Neyse Allah'tan da danışman çıktı yani böyle bir şeyler söyledi ya. Onu... Ya danışman çıktı <laughs> tabii ki. Ama burada şu işte evet. bizim yapmamız gereken tekrar söylüyorum. Bunun partisi pürtüsü yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim hoşuma giden her yerde de söylediğim bir şeyi var. Ülkücüyle devrimciyi, Kürtçüyle Türkçüyü, Aleviyle Sünniyi, zenginle fakiri, dindarla laiyi aynı yere oy verdirdi. Halil İbrahim sofrası dedi. İşte biz bu sofrayı dünkü, büyütmek dünkü zorundayız. Dünkü röportajında da. Sofrayı an, büyütmek zorundayız. Çünkü ülke gidiyor gidiyor. Evet. Yani bakın bu iktidar milliyetçiliği kimseye bırakmıyor değil mi? Az önce söyledim. 7 tane vatan evladı şehit oldu. Allah mekanlarını cennet etsin. Bu insanlar uzman çavuşlar. Kadro istiyor vermiyorlar. Ordu evlerine giremiyorlar. Daha vahimi ne biliyor musun abi? Biliyorsun da ben söyleyince hatırlayacaksın. 23 bin tane gazi sayılmayan ...terörde yaralanmış, kolunu kaybetmiş, gözünü Güneydoğu kaybetmiş, be. güneydoğuda, sadece güneydoğuda değil, her Bu tarafta. de bir de. Tabii. 10 Temmuz 15 Temmuz'da kan görüp bayılan adamı gazi saydılar. Bu vatan için kolunu, gözünü kaybetmiş adam senin sakatlık raporun %40'ın altında diye MHP'nin kanun teklifi var. CHP'nin kanun, kanun teklifi, teklifi var. Demokrat Parti'nin kanun teklifi var. İyi Parti'nin kanun teklifi var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kabul etmiyor diye 23 bin vatan evladı gazi sayılmıyor. Bunlar bize PKK'lı dedi ya. Bu millette inandı. Hayatını ülkücü harekete adamış, 14 yaşında hapse girmiş bir Cemal Yurt'u PKK'lı diyerek bizi suçladılar. FETÖcü dediler. Ya F